Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle birebir video çekmiyordum. Hatta normal olarak da video bayağı bir sıklıkta atmıyordum, ara sıra atıyordum. Allah'ın izniyle yine böyle bir video olayına tekrardan başladık. Tekrardan çekip sizlerle paylaşacağım her şeyi. Bugünkü olayımız arkadaşlar, köpeklerde SCR, SCR'siz bir köpek, SCR'li bir köpeğin arasındaki farklar. Bunu neden anlatıyorum diye sorarsanız arkadaşlar, İnternette bazı internet sitelerinde, forumlarında, işte YouTube videolarında birçok insan bilgisiz fakat kendini bilgili gösterip insanları yanlış yönlendirdiğinden dolayı bu videoyu çekiyorum. Yani üzüldüğüm nokta ise arkadaşlar, bilmeyen insanları gerçekten yanlış yönlendiriyorlar. Ben kendimin dört dörtlük bilgili olduğunu düşünmüyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Fakat gerçekten de beni tanıyan insanlar bilirler ki yani ne kadar araştırdığımı biliyorlar. Hem Türkçe olsun hem yabancı olsun. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar araştırıyorum, bilgi ediniyorum arkadaşlar. Fakat yani canımı sıkan olay ise arkadaşlar, internet sitelerinde ya da videolarda izliyorum. SCR'li köpekle SCR'siz köpeğin bir olduğunu zannediyor çoğu kişi. Şimdi şu şekilde diyeyim, SCR'li köpeklerde bakımı olsun, soy kütüğü olsun bambaşka, SCR'siz köpeklerde daha farklı. Çünkü SCR'li köpekler Köpek Federasyonu'na kayıtlı. Ona göre de SCR zamanları işte yapılması gereken işte aşılar, iç dış parazitleri, beslenmesi gereken mamalar farklı oluyor. Merdiven altında bu şekilde olmuyor kesinlikle arkadaşlar. Şimdi merdiven altı üretimini şu şekilde anlatayım. Merdiven altı köpeklerin ilk kazanç yani kazan zamanında arkadaşlar, hemen köpeği çiftleştiriliyor. Bu köpek daha kendisi yavru haliyken ticaret amacıyla güden insan köpeği çiftleştirip hemen yavrularını alayım satayım niyetinde oluyor. Bu da annenin yavruları daha kendisi yavruyken yavru yapıp hem kendisi gelişmeden yavruların ne kadar iyi çıkabileceğini siz düşünün arkadaşlar. Bir anne gelişmeden bir yavru yapıyor ve o yavrulara bakıyor. Ve de yavrular 60 gün annesinin altında süt içmesi gerekirken 30 günlükken, 45 günlükken annenin altından alınıp satılıyor, sahiplendiriliyor. Ve bu yavru ne kadar iyi olabilir bir yıl sonra, 2 yıl sonra. Çünkü anne sütü kadar değerli bir şey yok. İşte SCR'li köpeklerde, SCR'siz köpeklere göre SCR'li köpekler annenin altında 60 gün boyunca kalıyorlar. Ayrıyetten gerektiği zaman işte 25-30 gün, işte ilk aşıları geldiği tarih 45 günlükken, 30 günlükken, 60 günlükken yapılması gereken aşılar yapılıyor. Bunlar diyeceksiniz ki SCR'siz köpeklerde yapılmıyor mu diye soracaksınız. Yapılabiliyor tabii ki de arkadaşlar. Fakat SCR'siz köpeklerin %100 düşündüğünüz ırkın özelliklerini taşıdığını söyleyemeyiz. Çünkü arkadaşlar SCR'li köpeklerde yani ilk anne babasından beri bir soy kütüğü, soy ağacı var arkadaşlar. İşte ilk annesi işte 1950 yılında. İşte babası su, nenesi bu, dedesi bu, kardeşi bu, böyle bir soy kütük belgeleri var arkadaşlar SCR'li köpeklerde. Hani %100 diyebiliriz ki bu köpek Doberman, işte bu köpek Rottweiler, işte bu köpek Dogo Argentino, bu Cocker. Ama SCR'siz köpeklerde babasını bilemeyiz. Babası da Dogo olabilir, annesi de Dogo olabilir ama bir yere kadar Dogolu ya da Dobermanlı, Rottweilerlı, işte Cocker'lı değişiyor arkadaşlar. Yani ben SCR'siz köpek almayın demiyorum ya da öyle bir sahiplenme olayı varsa arkadaşlar. Fakat %100 emin olamazsınız bu konu hakkında. Yani aldığınız köpeğin tamamıyla örnek veriyorum bir puk, bu tamamen bir puk mu ya da bu tamamıyla %100 Fransız Bulldog mu? İçinizde hep kurt düşer. Çünkü çoğu ben de olsun, çoğu köpek besleyen insanlar biraz ırk meselesine gidiyor. Yani köpek
ırkına göre ya da yaşantısına göre köpek seçiyor. Kimisi bahçeli bir evde oturuyor, çiftlikte oturuyor kocaman bir yerde. Kangal besliyor. Kimisi küçük bir evin içinde işte bir Fransız Bulldog, bir Jack Russell tarzı bir köpek besliyor. Konumuna göre, yaşantısına göre ve köpeklerin karakterine göre uyum hangisiyle daha iyiyse ona göre köpek seçimi ırkı yapılıyor. Ama arkadaşlar şunu size söyleyeyim. İnternette bugün işte Facebook olsun, işte Instagram sayfaları olsun, köpek siteleri olsun, bu sitelerin çoğunlukta, ben kendi adımdan örnek vereyim. Bir ilk başta Dogo alacağım zaman böyle baktığım zaman 400 milyona da Dogo vardı arkadaşlar. 3 milyara da Dogo vardı. Sonra dedim ki 400 milyonluk Dogo ile 3 milyarın arasındaki Dogo'nun farkı ne diye düşünmeye başladım. Ya dedim ki şimdi param var, niye 3 milyarlık bir köpek alayım da ya da niye 400 milyonluk bir köpek almayayım? Sonuçta ikisi de Dogo, Arzantino. Bunların bir farkı yok birbirinden. Düşünmeye başladım. İşte 400 milyonluk köpekleri araştırıyorum. Bir bakıyorum ki işte bir merdiven altı, belgesi yok. Resimleri var ama köpekler, gördüğünüz resimdeki köpekler gittiğiniz zaman daha farklı. Bu 400 milyonluk, 500 milyonluk bir köpeğin yanına gittiğiniz zaman kaldığı ortam olsun, yaşadığı yer olsun, kokudan durulmuyor. Ya da ne bir iç dış paraziti yapılmış, ne bir aşısı yapılmış. Annesine bakıyorsunuz, annesi ya çocuk oluyor ya da yaşlanmış artık, ölme konumunda oluyor. Ya diyorsun ki bu anne iyi bakılmıyorsa yavrular nasıl iyi bakılacak? Ayrı bir konu, sonra annesinin beslendiği bir mamaya bakıyorsunuz. Mama bildiğiniz açık mama. Ne olduğu belli olmayan mama ya da ev yemekleri neyse onu koymuşlar. Ya da gitmişler bildiğiniz kalan yemek artıklarını köpeğin önüne vermişler. Bunlarla anne beslenip ona göre de annenin sütünün değeri o kadar olup yavru o kadar besleniliyor. Ya bunları dikkat etmeye başladım arkadaşlar köpeği ilk almadığım zaman. Daha sonra biraz daha işte dedim ki ya dedim 400-500 milyonluk SCR'siz köpekler bu şekil yani. SCR'li olanlara bakayım dedim arkadaşlar. İşte başladık işte SCR'li olanlara bakıyoruz. İşte 2,5, 1,5, 3 milyar böyle kendi adımla konuşuyorum arkadaşlar. Yaşadıklarımı anlatıyorum size. Ondan sonra işte SCR'li olan köpeklere baktım arkadaşlar. İşte bunların işte BSCR'li varmış. İşte ASCR'li varmış. İşte değişiyor. BSCR'li olan arkadaşlar köpekler nasıl oluyormuş BSCR'li? Köpek Federasyonu'na soyundan 3 tane köpek oluyormuş. Yani kayıtlı 3'lü oluyormuş. ASCR'li köpekler de işte soyu bayağı bir uzun olan köpekler ve ödül kazanmış köpekler oluyor arkadaşlar. Bayağı bir iyi bir ödüller. Ya ondan sonra da biraz araştırmalara gittim. Bazı insanlara misafir oldum. Söyle SCR'li olan köpeklerin misafirliğine gittiğim zaman arkadaşlar köpeğe verilen mama ayrı yani işte diyoruz ya kaliteli mamalar belli zaten. Akana, Orzen, Royal Canin işte bu tarz mamalar en çok kaliteli mamalar işte. Bunların içinde Hills olsun. Anneye verilen mamalıya bakıyorsun. Gerçekten de kaliteli. Yavrular sütü emdikten sonra mama yiyebilecek boyuttalarsa tekrar yavrulara da mama veriliyor. Ayrıca bu köpekler belgeli soy kütüğü belli. Yani alacağınız köpeğin %100 düşündüğünüz ırkın kanını taşımakta. İşte ne olsun mikroçipi olsun, SCR belgeleri olsun, ödülleri olsun bunlar tamamıyla alabiliyorsunuz. Geri geldiği zaman SCR'li olduğu zaman işte bildiğiniz üzere bunlar Köpek Federasyonu'na bağlı. Köpek Federasyonu'nda alakalı izinler alınarak üretimleri yapılıyor bu köpeklerin. Ayrıyetten de işte bakım olaylarına baktığınız zaman işte bir SCR'li köpek almaya gittiğiniz zaman bunu kesinlikle görürsünüz. İşte mama olayı gerçekten kaliteli kullanılıyor. Kaliteli bir mama demek, kaliteli bir süt değeri demek. Kaliteli bu sütün değerini yavrular içiyor. Onun yavrusu da ona göre farklı oluyor arkadaşlar. İşte 30-35 günlükken sahiplendirilmiyor da, satılmıyor da 60 günlükken veriliyor. 60 günlük boyunca full anne için sütünü mü emecek? Emdiği kadar emiyor işte 45-50 günlüğe kadar emiyor. Fakat
annesi ve kardeşleriyle işte o sosyalleşme ortamı görme hayatını yaşıyor köpekler. Ayrıyetten işte sütten kesildikten sonra işte kuru mamayla takviye yapılıyor. Bu da işte köpeklerin daha iyi bir gelişime yol açıyor arkadaşlar. Fakat işte SCR'li olayı da insanların en çok zorlayan nokta fiyatları oluyor arkadaşlar. Gerçekten köpek fiyatları tavan oluyor. Yani şöyle bir bakıldığı zaman internette SCR'li köpeklere bakıyorum. Gerçekten ırklara göre yani gördüğüm bazı köpekler vardı 15-20 milyar. Bu Dogo değil yani başka tür köpekler de olsun. Ama SCR'li köpekler gerçekten arkadaşlar %100 kötü demiyorum size. Fakat SCR'siz köpekler tamamıyla bana göre arkadaşlar düşündüğünüz gibi işte nasıl diyeyim size 6 ay 7 ay sonra düşündüğünüz gibi çıkmadığı zaman ya bu köpeği satmak zorunda kalacaksınız ya da bu köpeği satamayacaksınız. Hani satamam diyeceksiniz yanınıza ya onun yanına bir tane daha bir evcil bir dost almak zorunda kalacaksın. Bu seferki de eminim ki SCR'li olacak. Düşündüğünüz gibi bir köpek çıksın. Bu da size ayrıyetten bir hem maddi olarak hem manevi olarak sizi zorlayacak. Onun için arkadaşlar internette gördüğünüz video çeken olsun, işte bazı sitelerde resim atanlar, bazı sitelerde işte paylaşımlar, yazı yapan insanların çoğuna inanmayın. Yani şöyle bir nasıl diyeyim? Facebook sayfalarına giriyorum. Hangi köpek ırkı olursa olsun. Yani gerçekten örnek veriyorum arkadaşlar. Hani bu köpek şu söyledir, bu böyledir demek istemiyorum. İşte kendi köpeğimden vereyim. Hani örnek bir Dogo Argentino sayfasına giriyorum. Bir bakıyorum arkadaşlar. Ya gerçekten köpeğin Dogo ile ilgisi ve alakası yakınından bir şey yok. Yani köpek Dalmaçyalı. Beneğinden dolayı demiyorum. Hani bambaşka bir köpek. Dalmaçyalı bildiğimiz av köpeği diyeyim size. Kötü demiyorum kesinlikle ama işte bu dogo böyle, bu dogo şöyle hani köpeği yükseldi. Herkesin köpeği kendisine güzeldir eminim ki ama insan şuna üzülüyor. Yani bir bakıyorsunuz ya o dogoysa, benimki dogoysa ikisinin arasında çok büyük bir fark var. İçin içinden çıkıyor. O dogo, bu dogo yani yan yana getiriyorsun resimleri. Yani hiç mi bu insanlar köpeklerini yan yana getirmiyor yani nasıl bir hata yaptıklarını görmüyor? Hani ben bunun için gerçekten çok üzülüyorum. Ve bu insanlar da hani hem merdiven altından üretiminden alıp köpeklerini arkadaşlar işte böyle sosyal ağ sitelerinde, internet ortamında böyle platformlarda video çekerek işte yazılar yazarak, resimler paylaşarak insanları yanlış yönlendiriyorlar. Yani ben bundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Ne olursa olsun arkadaşlar gerçekten bir ırk olayına düşerseniz SCR'li alın. Merdiven altı üretimine karşı çıkın. Çünkü merdiven altı üretimi düşündüğünüz internette araştırdığınız o seçeceğiniz cinsin ırkının özelliklerini taşımayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte bunların en büyük nedenleri de başta size anlattım. Yası gelmeden yavrulatmak, iyi bir besinle beslememek. Bunlar tabii ki de aldığınız köpekte böyle bir problemler olacak. Her SCR'siz köpek kötü değil arkadaşlar. Bunu da altını çizeyim. SCR olayı masraflı oluyor diye işte köpeğini SCR'li alıyor. Köpeğin anne babası SCR'li. Fakat örnek veriyorum yavrusunu SCR'e çıkartmıyor. Masrafları oluyor diye. Çünkü bugün bir SCR'e çıkartmak bir köpeğe ortalama maliyet işte 150-200 milyon arası bir fiyat tutuyor. Herkes işte bir 10 yavru çıktığı zamanda da işte bir SCR parası 1,5-2 milyara denk geliyor. Bunların aşıları, iğneleri, parazitleri, o su bu su derken bayağı bir yüksek. Mamasını içine koyunca bayağı bir yükseğe gidiyor. İşte bunları göz önünde bulundurunca arkadaşlar bazı insanlar kendisi SCR'li köpek alıp yavrusunu SCR'siz bir şekilde veriyor. Ben buna da karşı değilim. Hani bu köpeklerin yavrusu da illa ki güzel çıkabilir. Kötü değildir demiyorum. İyi değildir demiyorum. Ama önemli olan her şeyi yerli yerinde yapabilmek, her şeyi en iyi şekilde yapabilmek. Şimdi ben şu şekildeyim. Ben SCR'li aldım diye işte kimse SCR'siz almasın ya da SCR'li almasın niyeti öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben sadece içiniz rahat olsun diye söylüyorum. Ya bir gün köpeğinizi alıp bir parka götürdüğünüz zaman ya da bir alana götürdüğünüz zaman
İşte benim köpeğim, örnek veriyorum, bulldog. Bir parka gördüğünüz zaman parktaki de bulldog. İkisini yan yana getirdiğiniz zaman arada bir fark oluştuğu zaman hem görüntü olsun hem bedensel olsun hem karakter açısından olsun. İşte bunun nedeni işte baştaki anlattığım seceresiz merdiven altındaki üretim tarzı alınmasından dolayı. Sizden ricam arkadaşlar, gerçekten bir evcil hayvan sahiplenmek istediğiniz zaman internette olsun, gerçekten profesyonel insanlardan olsun, bu şu insanları takip edin, öğrenin. Gerçekten hem Türkçe hem yabancı sitelere bakın, araştırın. Ben kendimi de size söyleyeyim arkadaşlar, ben dört dörtlük olan bir insan değilim. Sürekli bir her gün yeni bir şey öğrenip sizlerle paylaşıyorum. Ve hani bir evcil hayvana değer verdiysem de onun hakkında gerçekten baya bir şeyler araştırıp ilerliyorum. Beni baştan sona izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten bilen biliyor beni. Ekmeğimi ben paylaşıyorum köpeğimle. Yani diyebileceğim bu. Elimdeki imkanları zorlayarak en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Sizden de ricam arkadaşlar, gerçekten evcil hayvan sahiplenecekseniz tekrardan söylüyorum. Daha sonradan problem yaşamak istemiyorsanız SCR'li alın. Böyle üretimcilerden alırsanız problemsiz bir şekilde köpeğinizi büyütürsünüz. Diğer türlü merdiven altı alıp da işte daha sonra video çekip de benim köpeğim bakın böyle işte köpek, bakın şöyle köpek deyip deyip kendinizi kandırırsınız. Eksiklerini görünce köpeğinizin. Yani şunu söylemeden edemeyeceğim. Bazı insanlar video çekmiş ya, bir köpeğin ön bacağı kalınlığı olsun, patileri olsun, arka bacağından küçük olmaması gerekiyor. Çoğu insanın köpeklerinde böyle bir pozisyon var arkadaşlar. Hani bunun gibi şeylerle karşılaşmayıp hem köpeğinizin köpeğinizden sorursunuz. Onun için arkadaşlar en iyi şekilde en iyi kaliteyi almaya çalışın. İmkanlarınızı zorlayın. Evcil hayvan beslemek gerçekten kolay bir şey değil. Evcil hayvan beslemek gerçekten çok zor bir şey. Hele ki bir köpek çok çok zor olan. Hem sizin maddi yönden aşırı derecede zorlayacak. Hem de sizin manevi yönden aşırı derecede zorlayacak bir evcil hayvan. Bunları iyi bir şekilde tartıp etmeniz gerekiyor. Ben şimdi bu videoyu çekiyorum ama bunu çekmemin nedeni işte üzüldüğümden dolayı, insanları yanlış şekilde yönlendiren insanlar olduğundan dolayı bu videoyu çektim. Beni izlediğiniz için, bana kulak verdiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yüreğinize sağlık diliyorum. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımız hmkvlog. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi dostlar diliyorum.